Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü o kadar uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişin bizlerle buluşması ki bu muhteşem okul ve bu anlamda özel Çengelköy Anadolu Lisesi için iyi ki bizlerle, iyi ki öğrencilerimizle diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bize iyi ki siz bizlerlesiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aslında Koşmaca 2000'li yıllarda başladı ve geçen uzun yılların tecrübesi 2009-2010 öğretim yılında çocuklarımızla buluşturuldu. Ve o yıllardan bu yıllara birçok yol kat ettik aslında. Tüm bu güzellikleri sizlerden, Özgür Kazak'tan dinlemek istiyorum. Buyurun. Merhabalar tekrar. Evet, 2009-2010 yılında başladık. 10 öğrenciyle başladığımız bir maceraydı bizim için. 9. sınıftan alarak öğrencilerimizi başladık. Şu an 220 öğrenciyle devam ediyoruz ve bu yıl 2018-2019 yılı itibariyle 7. mezunlarımızı vereceğiz. Bu anlamda hem mutluyuz hem gururluyuz. Üniversiteye yerleştirdiğimiz öğrencilerle de çok keyifli bir okul olduğumuzu söyleyebiliriz. Süpersiniz. Burada öğrenciler büyüdükçe sınıflar açıldı anladığım kadarıyla. Evet. Bir sınıfla başladığımız eğitim öğretime şu an 15 sınıfımızla devam ediyoruz. Burada o kadar farklılıklar var ki tabii yılların tecrübesinin buluşma noktası oldu bu okul bizler için. Ve eğitime verilen önem öğrencilere tabii ki sayı az anlamında sınıfsal bazda azlığıyla dikkatimizi çekti. Biraz da bu konulardan bahsedelim mi? Evet, bizim en büyük özelliğimiz zaten butik okul olduğumuz için sınıflarımız kalabalık değil. Azlı sınıf şeklinde eğitim öğretimimizi yapıyoruz. Bu yüzden de zaten üniversite kazandırma oranlarımız çok yüksektir. Öğrenci sayısının oranladığımızda belki de Türkiye ortalaması çok çok üstünde öğretmen sayımız var. Yani 210 öğrenciye 30 tane öğretmenimiz var. Süpersiniz. Burada gerçekten sınıftaki öğrenci sayısı çok çok az. Neredeyse birebir eğitim gibi bir şekilde bizlere sunuluyor. Biraz evvel vurguladığınız gibi bu da tabii haklı olarak başarıyı da beraberinde getiriyor. Doğru. Ve gerek buradaki mezun olan çocuklarımızın mutluluğuna, gerekse başarıya baktığımız zaman fiyatların da çok çok uygun olduğunu gözlemledik. Biraz da onu anlatmanızı isteyeceğim. Yani biz aslında savunduğumuz noktalardan biri kaliteli eğitimin illa da çok pahalı alınacağına inanmıyoruz biz. Kaliteli eğitimin de uygun ücretle alınabileceğine inanan bir kurumuz. Öğrencilerimizden de aynı şekilde çok uygun ücretler velilerimizden talep ediyoruz. Bunla da başarıyı da sağladığımıza biz inanıyoruz. Daha önceki eğitim, yani işte biz 2009 yılından itibaren buradayız ama geçmişimiz işte 2000 yılından itibaren. Daha önceki eğitim sektöründe bulunduğumuz zaman da yine uygun ücretle kaliteli bir eğitim vermenin hep peşinde koşmuşuzdur. Süpersiniz. Peki akıllı tahta hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında bizim okulun tamamında akıllı tahta kullanıyoruz. Çünkü yayınlarımız buna göre. Bütün artık okullarda akıllı tahta yayınlar. Ama tabii kişisel görüşümü sorarsanız, ben biraz eskiciyim galiba. Tebeşirli tahtayı ben kişisel olarak tercih ederim. Değil ama mi? Okulun tamamında akıllı tahta sistemini kullanıyoruz. Süpersiniz. Burada tabii ki çocuklarımız büyüdükçe malum üniversite stresi de beraberinde başlıyor. Acaba diyoruz ki özel Çengelköy Anadolu Lisesi'nde de üniversiteye giriş bir stres mi? Aslında değil. Çünkü biz 11. sınıfta öğrencilerimiz bir alan seçimini yaptıktan sonra bir üniversite hazırlık programı başlamış oluyor. Seçmiş oldukları alanlarla ilgili ders programları başlıyor. Yavaş yavaş hazırlıklarımız devam ediyor. 11. sınıftan sonra 12. sınıfa geçince ayrı bir kamp programı başlıyor öğrenciler için. Bu programı uyguladığımız takdirde de ki son 3 yıldır bu programı çok ciddi bir şekilde uyguluyoruz. Başarı oranımız çok çok yüksek oluyor. Süpersiniz. Burada tam bir gerçekten eğitim kadrosunun, muhteşem bir kadronun çocuklarla buluşmuş hali demek istiyorum. Ve buradan o görünmeyen kahramanlarımıza, sevgili öğretmenlerimize de diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Evet. Burada gerçekten çocukların yetişmesinde eğitimin olduğu kadar kültürel faaliyetlerin ve tabii ki de sporun önemi de çok büyük. Ve bu güzel okulda bu güzel alışkanlıkları, gezileri de görmek mümkün. Biraz onlar anlatalım. Evet, sonuçta öğrenci eğitim sadece işte kitaplarla, derslerle değil, şehrimiz, yani bulunmuş olduğumuz şehrimiz İstanbul, ülkemiz Türkiye çok özel, çok güzel bir
ülke. İstanbul içerisinde hiç İstanbul'da yaşayıp hiç görünmemiş olan müzeler var. Öğrencilerimizi bunlara götürürüz. Kesinlikle. Türkiye genelinde yine gezilerimiz olur. Ve yılda bir defa en az öğrencilerimizi bir yurt dışına biz götürürüz. Bir gezi organizasyonumuz olur. Farklı kültürler, farklı insanları görüp tanımalar için bunda çok önemli olduğuna biz inanıyoruz. Kesinlikle. Gerçekten büyümeye, yetişmeye evrenseldir diyorsunuz ve evet, ülkenin farklı kültürlerini alarak çocuk kendi ayakları üstüne basan birer bir birey olarak yetişebiliyor mu demek daha doğru olacak. Evet, evet, doğru. Hocam burada biraz da spora değinmek istiyorum. Tabii birçok da ödülümüz var. Onları evet, doğru. Ben. Sporda da bireysel ve takım sporlarını da okulumuz müsabakalara katılıyor. En büyük başarımız kız öğrencimiz Serenay Avrupa şampiyonu oldu karatede. Süper. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Yine tekvando ve karatede İstanbul birinciliği, Marmara bölgesi birinciliğimiz var. Yine atletizmde İstanbul birinciliği var öğrencilerimizin. Elimizden geldiğince biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Süpersiniz hocam. Burada gerçekten çocuklarımız, onlar bizim geleceğimiz, çok ama çok önemliler. Ve tabii ki burada çok çok uygun rakamlarla kaliteyi buluşturduğunuzu biliyoruz ama yine de demişsiniz ki bu ufak rakamları veremeyen bazı öğrencilerimiz ve velilerimiz de olabiliyor. Doğru. Ama bu yetenekli çocukları da kaybetmek istemiyoruz. Ne yapıyoruz hocam? Okulda öğrencilerimize burslar veriyoruz. Bu burslarımız başarı bursu, yani derslerle ilgili TEOG'du, şimdi artık LGS olarak değişti. Sınavlardaki başarılarına göre burs veriyoruz. Yine sporcu öğrencilerimize burs veriyoruz. Belli bir altyapıyla gelmiş olan lisanslı sporcularımızda okulumuzun çeşitli burs oranları var. Bunları kullandırmaya çalışıyoruz. Burada kısaca gerçekten kalitenin eğitimde önemi çok çok büyük diyorsunuz. Biz burada gerçekten duvara, sandalyeye, masaya değil, değerli öğretmenlerimizin tecrübesini çocuklarımıza nakletmeye savaşıyoruz. Ve şu anki Türkiye'nin getirdiği eğitim sistemiyle yararlandırarak diyelim, evet, üniversiteyi kazandırma savaşı veriyoruz ve yürekten diliyoruz ki o çocuklarımız gönüllerinin üniversitesine gitsinler. Bunu tabii ki yılların tecrübesiyle daha evvellerden belirleyip kararlar öyle alınıyor ve çocuğun beklentisiyle doğru orantılı olarak, talepleriyle doğru orantılı olarak bir yol çiziliyor. Doğru. Ve burada da tabii ki 10'ar kişilik sınıflara sahip olmanın muhteşem ayrıcalığı yansıyor. Ve ben gene tüm öğrenciler ve velileri adına sonsuz teşekkürler etmek istiyorum sizlere. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ve son soru, hedefler neler? Hedef aslında bizim üniversite başarı. Hedefimiz bunda da %100'ü yakalamak istiyoruz. Bizden mezun olan öğrencilerimizin tamamını sizin biraz önce söylediğiniz gibi gönüllerindeki üniversiteyi kazanmaları en büyük hedefimiz bu. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Umarım en kısa sürede bunu da başaracağız. Süpersiniz hocam. Yıl 2009-2010. Muhteşem okul bizlerle buluştu. Ve şu anda 2018-2019 öğretim yılına girmiş durumdayız. Ve ben yürekten nice 10 yıllar, 20 yıllar, 30 yıllar boyu bu güzel mekanın daha da büyüyerek bizlerle olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler, sağ olun.